Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok sıcak bir gün. Zaten transferde artık sonuna geldik. Oyuncularla alakalı görüşmeler tamamlanma aşamasında. Bir ismi Trabzonspor takımımız bitirdi. Sağ bek. İkinci ismin bugün açıklanmasını bekliyoruz. Sol bek. Erik Junior Bokat. Bu ismi de Trabzonspor takımımızın bitirmesini bekliyoruz. Tabii gözümüz 8 numarada. 8 numarada da prensip anlaşması tamam. Yalnız cevap bekleniyor şu an kulüpten. Artı bir stoper gündeme geldi. Artı dün akşam konuştuğumuz bir yerli isim Salih Uçan detayı var. Bütün bunları şimdi elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Sıcak saatler, sıcak dakikalar yaşanıyor. Her an transferler açıklanabilir. Biz bu videoyu çekerken de olabilir. Gene ben elimden geldiğince sizlerle beraber paylaşacağım. Tabi bir Rafa, bir Santofor'da bekleyen başka bir detayımız var. Gerçekten gündem çok hızlı arkadaşlar. Öncelikle stoperde yeni bir isim gündeme geldi. Rusya'da oynayan tecrübeli bir isim. Tabi yaş 30. Georgi Diskia diye bir oyuncu. İsmini, resmini şöyle koyalım. Piyasa değeri 5 milyon euro. Spartak Moskova'da oynuyor oyuncu. Bu sezonda çok fazla forma şansı yakalayamadı. Toplam ligde 6, kupada 3 ve 9 tane maç oynadı. Şimdi oyuncunun özellikle kaburgasında bir ezilme olduğu için forma şansı yakalayamadığının altını çizelim. Sakatlık yaşadığı için böyle bir durum oldu. Artı oyuncu Spartak Moskova'da bugüne kadar 212 tane maç, 5 gol, 11 asist. Lokomotiv 68 maç, 2 tane gol. Amkar Perm'de 42 tane maç, 4 tane gol, 2 tane asist. Birkaç tane daha takımda oynamış ama o takımları tanımıyorum. Alt liglerde olabilir muhtemelen. Toplamda Premier Lig'de, Rusya Premier Lig'inde 200 tane maç, 8 tane gol, 7 tane asist yapmış. Rusya milli takımında da 45 tane maç, 2 tane gol yapmış bir isim. Oyuncu Rus Ligi'nde olduğu için genelde Rusya'nın sağ şartları, hava şartları, oyunu, sert, mücadele gücü yüksektir. Ve oyuncunun da iyi bir stoper olduğunu ve Trabzonspor takımımızın gündemine bu ismin geldiğini söyleyebiliriz. Gelir mi gelmez mi bilemiyorum ama Trabzonspor takımımıza bu isim son dakika gelen isimlerden bir tanesi arkadaşlar. Bu ismi de bir tarafa koyalım. Stoperde Joe Varol'dan sonraki diğer gelen isim Georgi. Bunu da bir tarafa koyalım. Şimdi hemen şunu da değerlendirelim. Bokat'ı bir kez daha değerlendirelim. Şimdi biz bu oyuncuda tamamen anlaşmayı gerçekleştirdik. Kulüp ve oyuncu bazında hiçbir problem yok. Bugün oyuncunun açıklanmasını bekliyoruz. Sol bekte bakın yani o kadar çok güzel şeyler söyleniyor ki bu oyuncuyla alakalı. Mendy raporunu hazırlayan scout ekibimiz, kulübe ne olursa olsun mutlaka alın diyen scout ekibimizin ikinci hamlesi de Bokat. Bu oyuncu da Trabzonspor takımımızın alıp kadrosunda tutması gerektiğini ve bu oyuncu da transfer yapması gerektiğinin altını çiziyorlar ve ısrarla scout ekibimiz almasını istiyor. Ve İbre de bu oyuncuya Alioski'den son dakika dönmüştü. Bugün biz bu oyuncunun anlaşmasını bekliyoruz. Bugün Thomas'ın kapı gelecek. Kapını bekliyoruz. Kap gelecek. İnşallah prensip anlaşması gelir ve gözümüz orta sahada. Tabi orta sahada da güzel haberler gelmeye devam ediyor. Orta sahada da bir prensip anlaşması var deniliyor. Bunu da şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. Bugün yeni isimler de gelecektir. Mutlaka birkaç tane daha isim gelecektir. Sabah bir video yükledim. Yanlış bir video yüklemişim. Hemen düzeltmeye gittim. Bilgi vereyim, onu da bilgi vereyim. İzleyin lütfen tekrardan açtığınız videonun dünkü video olduğunu fark etmişsinizdir belki. Hemen bir 10 dakika içerisinde kaldırdım ama 10 dakika içerisinde çok izlenme vardı. Kaldırdım. Büyük ihtimalle aynı video tanan arkadaşlarımız olabilir. Bir önceki videomu da lütfen izleyin çünkü orada da önemli detaylarım var. Bir taraftan da içeride bir Umut Bozok krizi yaşanıyor şu anda. Umut Bozok'un son durumu ne olacak diye çok merak ediyorsunuz. Evet ama Avrupa'dan, Fransa'dan bir teklif getireceğim dedi. Gitti, görüşmelere haber yok. Umut Bozok şu an kadroda. Bir at lige gider mi? Göztepe'nin çok ciddi ilgisi var. Şampiyonluk olmasa da playoff'tan çıkar gibi duruyor. Ben net söyleyeyim sizler arkadaşlar. Umut Bozok eğer gitmezse, yani evet oynamak istemedi, o oldu, bu oldu, birçok kaos yaratıldı, oluşturuldu ama o kadar para veriliyor. Ben olsam affeder, kadroda dur kardeşim derim. Ben olsam yani inat etmem, kadroda dur derim. O parayı nasıl olsa ben oyuncuya vereceğim.
oyuncuya ben vereceğim derim ve affederim yani. Başka türlü yapacak bir şey yok. Her oyuncuyu at 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 boşa para öde. Bari çıksın paranın hakkını versin. Belki bir tane atar, iki tane atar. Bir kaos ortamı olur, bir sıkıntı olur, bir sakatlık olur. Bakın şu an Enis Test'ten çıktığı zaman santrofor koyamıyorsunuz. Yani şu süreci iyi değerlendirseydik. Umut Bozo hoca orada işte neden oynamıyor, Abdülkadir Ömür'le ikisini şöyle bir attı kamuoyunun önüne. Belki de daha farklı, yumuşak geçilebilirdi o süreç. İçeride ona ceza verirsin, para cezası. Atıyorum 1 milyon 2 milyon ceza yazarsın disiplinsiz hareketlerinden dolayı. Sağlıklı antrenmana çıkmıyor dersin, tutanak tutarsın. Ve oyuncuyu atarsın sahaya sonra. Yani içeride bunu çözmek lazımdı. Bakın şimdi Enis Destan çıkıyor. Santofor'a oyuncu sokamıyorsun. Hiç değilse Umut Bozok ligimizin gol kralı olmuş bir oyuncusu. Biraz daha böyle düşünüyorum ben. Sizler de yoruma lütfen ekleyin arkadaşlar. Tabi yerli anlamında dün canlı yayınımız muhteşem oldu. Bu akşam da yaparız inşallah kritiğimizi. Dün çok güzel bir canlı yayın yaptık. Harikaydı her şey ve canlı yayında şuna değindim. Dedim ki yerli sıkıntımız var bizim arkadaşlar. Yerli oyuncuda büyük problem yaşıyoruz dedim. Nitekim yerli oyuncuda şöyle bir sıkıntı var. Alternatif üretemiyorsun. Hep savunma ağırlıklı oyuncuların var ve sen sol bekini yabancı, sağ bekini yabancı yaptın. Stopere yabancı bir stoper getireceksin. Kalede Uğurcan Çakır. Orta saha ve santrofor'da kimi oynatacaksın arkadaşlar? Yani orta sahada bir yerli, hücuma da bir yerli koyabileceğin bir oyuncu var mı? Abdülkadir Ömür burada bizi çok büyük bir artıydı aslında. Performansı düşüktü. O ayrı bir konu ama artıydı. Şimdi Berat kiralık. Berat'ın ben daha sözleşmesini uzatılacağını düşünmüyorum. Peki Berat'ın da gittiği bir ortam. Mehmet Can Aydın'ın sözleşmesi ne olacak bilmiyoruz. O da gittiğini düşünelim. Eren'in yerine çok iyi bir transfer yapıyoruz ama Eren'i sanki etkilemeyecek gibi geliyor bana. Eren'in önüne de koyabiliriz. Trezeguet alternatif olarak bu getirdiğimiz oyuncu biraz daha uzun vadeli düşünülüyor. Belki Eren'i oynatıp sezon sonu satma planımız olabilir. Bunların hepsi senaryo. Bunların hepsini zaman bize gösterecek. Ama dün önemli bir iddia. Salih Uçan Trabzonspor takımımızda adı geçti diyorum. İddia. Önemli iddia bakın. Bu da önemli bir iddia. Altını çizelim. Yalnız biz Bakasetas Beşiktaş haberleri çıktığında Beşiktaş'ın başkanı şöyle bir açıklama yapmıştı. Ben demişti Ertuğrul Doğan'ı seviyorum, saygı duyuyorum. Trabzonspor camiasını karşıma almam dedi. Onun için de ben oyuncudan, Trabzonspor'dan önce görüşmem dedi. Bizden önce konuşmuşlar ama ben dedi görüşmem dedi Bakasetas'la ve adam sözünü tuttu. Şimdi Salih Uçan'ın sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Sezon sonu serbest. Biz Trabzonspor kulübü olarak Salih Uçan'la Beşiktaş'ın haberi olmadan görüşme ihtimalimizin olduğunu düşünmüyorum. Bu rajona karşı rajonu yapma biz de yerine getirmemiz lazım. Adam bir rajon koydu masaya. Ben de Ertuğrul Doğan'ı severim. Ondan izinsiz haber iş yapmam dedi. Biz sözleşmesi boşa çıkacak Salih Uçan için eğer Beşiktaş kulübü bu oyuncuyla sözleşme uzatmayacaksa biz Salih Uçan'la görüşürüz şu anda. Veyahut da anlaşırız şu anda. Şu an anlaşmak yasal hakkımız bizim. 4-5 ay kalmış. Protokol yapabiliyorsun. Türkiye içinde yasak deniliyor ama bir şekilde anlaşabiliyorsun. Yapılıyor yani. Artı Salih Uçan gelirse eğer bana göre iki yönlü oynayabilen ve bizim elimizi güçlendirecek yerli kuralında da önemli bir isim olur. Beşiktaş, Fenerbahçe, Roma gibi takımlarda oynamış bir oyuncu Salih Uçan. Salih Uçan'ın da böyle bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'la karşı karşıya gelmeden bu işi çözebilir miyiz? Bunu zaman gösterecek arkadaşlar. Bizim için önemli bir detaylardan bir tanesiydi. Tim Jobel Forsarelli. Arkadaşlar prensip anlaşması tamam. Kulüpten haber bekleniyor. Bakın bitti demiyorum ama prensip anlaşması tamam. Kulüpten haber bekleniyor. Elimiz kulağımız her tarafımızla şu an odaklandık. Tim Jobel Forsarelli de gene bizim squatımızın kulübümüze önermiş olduğu isimlerden bir tanesi. Videonun başında şunu söyledim. Mendy, Bokat, ikisi özellikle Bokat'ı çok ciddi ısrar vardı. Tim Jobel Forsarelli de diğer ısrardı. Bakın bizim biliyorsunuz bir Belçika'dan bir squat ekibiyle çalıştık. Bir altyapı koordinasyonları falan filan yaptığımız Belçika bir grubu vardı. Bunların mı bize önerdiği oyuncular bunlar? Bizim squat ekibimizle ortaklaşa çalıştıkları için mutlaka almanız gerekiyor dediği oyuncular olabilir bunlar arkadaşlar. Bu da önemli detay. Tabi Trabzonspor kulübümüz şimdi sol bekte prensip anlaşması tamam. 8 numarada Forsarelli tamam ama Forsarelli olmazsa
Deniz Payet'in adı geçiyor ve ben dün de konuştum bu konuyu. Sabahki videomda da konuştum bu konuyu. Team Jobel Forcerelli'nin evet dinamizmi çok iyi, yeni çıkış yapan bir oyuncu ama bize biraz daha işi bilen bir oyuncu lazım diye düşündüğüm için hani sol beke bir tane gelecek vadeli oyuncu alıyorsun. Mendy'yi orta sahaya koydun zaten. 2. Yani takıma da sürekli bir gelecekte patlama yapacak oyuncular getirip yani gelişimini izlemek nereye kadar fayda sağlar bilmiyorum ama Team Jobel Forcelli'nin futbolculuğuyla alakalı, dinamizmiyle alakalı hiçbir kafamda soru işareti yok. Ama dediğim gibi Deniz Payet de çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Bunların arasında konuştuğumuz şimdi Team Jobel Forcelli benim için şu an kapalı bir kutu. Çünkü ben squad ekibi kadar oyuncu izlemedim. Bojat, Erik, Junior Erik gene buraya geldiği zaman oyuncunun adaptasyonu nasıl olacak bilemiyorum. Ama işte Marekamşı'yı getirdin abicim. Adam her lige getir. Brezilya'ya götür, Rusya'ya götür, İspanya'ya götür. Bu adamlar her ligde oynar abi. Adamlar topçu çünkü. Bu adamlar her yere koy oynar. Çatır 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 oynar. Bu adamlar futbolcu. Ve gene dediğimiz gibi arkadaşlar şu an transferde son dakikalar yaşanıyor biliyorsunuz. Yarın yanlış hatırlamıyorsam bitiyor. Artık finali yapacağız. Bugün kaplar gelecek. Bugün prensip anlaşmalarında sonuca varılacak. İnşallah güzel haberler gelir. 8 numara transferi de arkadaşlar noktayı koyuyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah sol bek 8 buralarda önemli yol kat edildi. Trabzonspor takımımız bu transferleri inşallah kazasız belasız bitirir. Şimdi Georgi stoper gündeme geldi. Tabii kanalımızın konsepti gereğince önemli de bir haber sitesi tarafından yapıldı. Gündemimizi aldık. Geçen sene 30 tane maçta 2 tane asist yapmış. Geçen sene ufak birkaç sakatlık geçirmiş kas yaralanması ama 30 tane maçı da çıkartmış. 22 tanesini ligde oynamış. 7 tanesini kupada oynamış. Bir tane de süper kupa oynamış. Tecrübeli sert bir stoper arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın gündeminde olan Georgi ismini de ben şu şekilde aslında gösterebilirim sizlere. Oyuncu bu arkadaşlar. Görmüşsünüzdür sizler de. Elimden geldiğince değerlendirdim. Bakalım gün uzun, yoğun. Yorumumuzu yaptık, değerlendirmemizi yaptık. Hayırlısı olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.